İntestinal obstrüksiyon konusuna konuşacağız. İntestinalden kastımız ince bağırsaklar. İntestinal obstrüksiyon farklı sınıflandırmaları var. Mekanik veya paralitik olabilir. Obstrüksiyonların çok büyük ezici kısmı %90'dan fazlası mekanik obstrüksiyon. %5-10 civarı kabaca paralitik obstrüksiyon. Paralitik obstrüksiyonun en sık nedenleri arasında hipokalemi vardır. Retroperitoneal olaylar, retroperitoneal tümörler, taşlar, retroperitoneal hematom belli başlı nedenleri. Pek çok elektrolit bozukluğu da paralitik obstrüksiyon yapabiliyor. Başta hipokalemi olmak üzere. Diğer bir sınıflandırma tam veya kısmi obstrüksiyon, intralüminal, intramural, ekstralüminal obstrüksiyon olabilir. Ekstralüminal obstrüksiyona örnek olarak adezyonları verebiliriz. Intramural obstrüksiyon örneği olarak da Crohn hastalığı veya mukozanın altındaki kas tabakasından kaynaklanan liyomiyomlar, liyomiyosarkomlar olabilir. Diğer bir sınıflandırma basit strangüle veya kapalı loop şeklinde. Strangüle obstrüksiyondan kastımız bağırsak dolaşımının bozulması. Eğer bundan şüpheleniyor isek acil olarak müdahale etmemiz lazım. Çünkü tedavi edilmeyen strangülasyon yani iskemi nekroza ve perforasyona ve peritonite kadar götürebilir. Bu nedenle acil ameliyat indikasyonu taşıyor strangüle obstrüksiyonlar. Diğer bir sınıflandırma kapalı loop obstrüksiyonu. Hem proksimal hem distalin kapalı olması. Bunlarda da klinik bulgular hızla ilerliyor ve acil olarak ameliyat gerekiyor bu durumda eğer medikal tedaviyle açılamaz ise. Kapalı loop obstrüksiyonların örnek olarak kompetan bir ileocek alva varsa kolon tümörleri veya volvusları örnek olarak gösterebiliriz. Burada dönmüş bir mezenter görüyoruz. Bir yapışıklığın aksında dönmüş bir mezenter. Bu dönmüş mezenter strangülasyon için bir risk faktörü oluşturuyor. İntestinal obstrüksiyonların en sık nedeni postoperatif adezyonlardır. %75'e kadar varan oranlarda intestinal obstrüksiyon nedeni olarak bildirilmiş. Her türlü karın içi operasyon postoperatif adezyona yol açabiliyor. Laparoskopik vakalarda, ameliyatlarda daha az görülmekle birlikte onlarda da olabilir. Karın içi enfeksiyonlar, kanamalar postoperatif adezyon riskini artırıyor. İnkarserenler ve tümörler diğer sık nedenlerdir. Yine ince bağırsakta gözüken Crohn hastalığı da diğer bir intestinal obstrüksiyon nedenleri. Daha az sık görülen nedenler arasında. Tanı yöntemlerinde hikaye ve fizik inceleme oldukça önemli. Özellikle hikaye çok önemli. Hastanın gaz çıkarmaması, gaz çıkarmıyor olması özellikle önem taşıyor. Gaz çıkmayınca elbette gayta çıkışı da olmaz. Ama gayta çıkışının, tek başına gayta çıkışının olmaması, gaz çıkışının olması intestinal obstrüksiyon tanısını koydurmaz. Çünkü konstipasyonda da özellikle ileri yaştaki hastalarda gözüküyor. Konstipasyonda da gayta çıkışı olmayabilir. Ama gaz çıkışı eğer yoksa bu intestinal obstrüksiyon açısından son derece önemli bir bulgu. Gaz çıkışı olabilir ancak zor olabilir. Bu da kısmi obstrüksiyonlarda gözüküyor. Fizik incelemede özellikle inspeksiyonda karın ameliyatı geçirmiş mi geçirmemiş mi ona bakmamızda fayda var. Bu hikayede de elbette sorgulanması gereken bir şey. Hernisi var mı? Bu iki belirtiye bakarak, bu iki bulguya bakarak rahatlıkla pek çok nedeni ekarte edebiliyoruz. Tanı yöntemlerinde direkt grafiler ve tomografi önem taşıyor. Tomografi giderek daha sık gözüküyor, daha sık kullanmaya başlandı. Ancak
kısmi obstrüksiyonlarda çok bize yararlı olmayabiliyor. Direkt grafilerde hava sıvı seviyelerini görmek önemli. Ancak bu tek başına bir tanı koydurucu yöntem değil. Hikaye ve fizik incelemeyle de bunu mutlaka birleştirmemiz gerekiyor. Klinik bulgularda ne var? Klinik bulgularda karında distansiyon en tipiktir. Bağırsak sesleri başlangıçta artmıştır obstrüksiyonu yenmek için. Daha sonra azalmıştır. Kolik tarzda, yani zaman zaman artan, zaman zaman azalan karın ağrısı vardır. Bulantı, kusma ve obstipasyon, yani gaz gayta çıkartmada zorluk en önemli bulgu, özellikle gaz çıkışının olmaması. Tekrar altını çizmek istiyorum. Son derece önemli bir bulgu tanı koydurma açısından. İntestinal obstrüksiyon yarattığı önemli bir fizyolojik etki vardır. Bu da dehidratasyon ve ileri bulgularda da bakteri translokasyonu ve enfeksiyonlara eğilim olması söz konusu. İntestinal obstrüksiyonlarda sıvı emilimi olmayacağı için yaklaşık 9 litrelik bir ileocek alveol debisi vardır. Bu debi devam ediyor. Ancak obstrüksiyonun distaline geçip sıvı emilimi olmayacağı için dehidratasyon meydana gelir. Sıvı bağırsak içerisinde toplanır. Buradan periton bağırsak duvarına ve peritona geçebilir. Ancak intravasküler volüme geçiş azalacağı için dehidratasyon ortaya çıkar. Bu özellikle ileri yaştaki hastalarda önemli, bu açıdan değerlendirilmesi mutlaka gerekiyor. İntestinal obstrüksiyon tanısını koyduktan sonra şu soruların cevabını aramamız lazım. İntestinal obstrüksiyon tanısı var mı? Tam veya kısmi mi? Bu özellikle önemli. Tedavi yöntemini belirleme açısından basit veya strangüle obstrüksiyonlar son derece önemli, acil ameliyat gerektiren durumlar. Şimdi X-ray değerlendirmesinde neye dikkat edeceğiz? X-ray değerlendirmesinde ince bağırsaklarla kalın bağırsakları nasıl ayırt ederiz? Bu önemli. İnce bağırsakların mukozal katlantıları olan valvüle konivantesler vardır. Bunlar bağırsağı enine tamamen geçer ve bize ince bağırsak tanımamızda oldukça yardımcı oluyor. Kalın bağırsakta halsura denilen kesecikler var. Halsuraların arasında da plikel seminüler denilen boşluklar vardır. Bu sayede ince bağırsak kalın bağırsak ayrımını yapabiliyoruz. Burada İnce bağırsağı görüyorsunuz A grafisinde. Valvüle konivantesler son derece belirgin, boydan boya bağırsağı geçiyor. Burada da tipik bir dilete ve ödemli ince bağırsak görüntüsü var her iki grafide de. Yine burada ince bağırsak bir obstrüksiyon ve ince bağırsak düzeyinde bir obstrüksiyon var. İnce bağırsakta dilete ve ödemli yine ve distale, yani kolona geçiş yok. O nedenle kolonda herhangi bir gaz görüntüsü yok, özellikle rektumda. Burada beyaz okla halsuraları görüyoruz. Kolonu ayırt etme açısından önemli. Kırmızı okta da ince bağırsaktaki ince bağırsak olduğunu anlıyoruz. Valvüle konivanteslerden yine dilete ince bağırsaklar var. Şimdi intestinal obstrüksiyon tanısını koymak çok zor değil. Hikaye ve fizik inceleme bize çok yüksek oranda tanıyı koyduruyor. Tedavide ne yapacağız? Bütün intestinal obstrüksiyonlarda tıbbi tedaviyle başlanıyor. Tıbbi tedavinin bir numaralı tıbbi tedavi ağızdan almayı kesmek, sonra intravenöz hidrasyon, yani hidrate etmek ve nazogastrik takmak. Bunlar klasik tedaviler. Gereken durumlarda idrar kateterizasyonu eklenebilir. Özellikle ileri yaşta ve dehidrate olduğunu düşündüğümüz hastalarda agresif sıvı tedavisi yapmamız
gerekebilir eğer idrar çıkışı yok ise. Yine elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi son derece önemli. Sıklıkla gözüküyor elektrolit bozuklukları ve mekanik obstrüksiyonda meydana gelen kusmayla hipokalemi sıklıkla gözüken bir durum ve hipokalemi de ayrıca paralitik obstrüksiyona yol açıyor. Bu yüzden bu bozuklukları bakıp düzeltmemiz mutlaka gerekiyor. Tıbbi tedaviyle mutlaka başlıyoruz. Daha sonra altta yatan nedene göre cerrahi tedavi gerekebilir. Adezyonlara bağlı durumlarda çok yüksek oranda, %50'nin üstünde oranda medikal tedaviyle cevap alınıyor. Ameliyata gerek olmuyor. Ancak ne zaman cerrahi tedavi yapacağız, ne kadar bekleyeceğiz? Bu son derece önemli. Eğer tedavide gecikme olursa, adezyona bağlı obstrüksiyon tedavisinde gecikme olursa perforasyon ortaya çıkabilir. Çünkü obstrüksiyon proksimalinde sürekli sıvı gelmesi, her ne kadar ağızdan adamın kesilmesi, nazogastrikte azalsa da yine sıvı gelmesi ve basıncın artması söz konusu. Bu yüzden beklemeyi çok uzatmamak lazım. Klinik bulgular burada bize yol gösteriyor. Kabaca 24-48 saat içinde de operasyon kararını vermemiz lazım. Eğer klinik olarak iyiye gidiş varsa o zaman beklenebilir. Çünkü biraz önce söylediğim gibi çok yüksek oranda %50'nin üstünde %70'lere kadar, 80'lere kadar bildirilmiş obstrüksiyon açılabiliyor medikal tedavi ile. Diğer nedenlerde örneğin inkarsel herniler varsa mutlaka ameliyat yapılması lazım. Tümörlerde mutlaka ameliyat yapılması lazım. Ama bütün obstrüksiyonlarda medikal tedaviyle başlıyoruz ve ameliyata alınacak ise de hemodinamik dengenin sağlanmış olması lazım. Hastanın idrar çıkartıyor olması lazım mutlaka. Evet, burada yine obstrüksiyonlar görüyoruz. Hava sıvı seviyeleri, dilate bağırsaklar. Burada da bir nadir gözüken bir obstrüksiyon türü var. İlyoçe kalvarve yerleşmiş bir safra kesesi taşı. Nadir gözüken ama ilginç bir obstrüksiyon nedeni. Safra kesesi taşının ilyoçe kalvarveye gelmesinin sebebi kolestodiyodönel fistüller. Akut kolestitte ödemli ve inflame bağırsak duvarı diyodonum duvarını erode ederek, yapışarak erode ediyor ve bir fistül meydana geliyor. Safra kesesindeki taş diyodonuma düşüyor. Diyodonumun tıkayacak kadar büyük olmuyor tabii taşlar. Ama gelip gastrointestinal sistemin en dar yerine kapatabiliyor. Tıkayabiliyor. Buna gallstone ileus deniliyor. Kolon obstrüksiyonu çok daha nadirdir intestinal obstrüksiyona göre ve çok büyük kısmında kolon karsinomları nedendir, altta yatan nedendir. Divertikülit volvulus, özellikle sigmoid volvulus yine sık nedenlerden. Ojilvie sendromu dediğimiz bir durum var. Kolonun yalancı obstrüksiyonu, gerçek bir obstrüksiyon yok. Daha çok ileri yaşta düşkün, yoğun bakım hastalarında gözüken bir durum.